gelmediler. Yakalandılar belki de. Aziz bizi çok kötü bir şey bulaştırdı. Çok kötü bir şey bulaştırdı bize. Adem, Aziz'in başına bir şey gelmiş olabilir. Sonra mı düşünsen Aziz'in bizi nasıl bir işe bulaştırdığını? Dilba, Aziz benim kuzenim. Kardeşim, her şeyi düşünüyorum ben. Onun için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Onun için ben babama oyun oynuyorum. Ama kendi halimize de bakmamız lazım. Bir anda Aziz yüzünden silah kaçakçısı duruma düştük biz. Endişelenme bu kadar, gelecek Aziz. Neye güveniyorsun sen bu kadar? Sen farkında mısın? Aziz şu an ölmüş olabilir. Aziz yakalanmış olabilir. Aziz bir daha bu gece dönmeyebilir. Aziz dönecek. Nasıl bu kadar eminsin? Dönecek çünkü bana o hiçbir vakit yalan söylemedi. Adem'e ben de kısmım haklılık payı var. Ne yapacağımızı düşünmemiz lazım. Hani sen bana da dedin ya, biz aynı kaderin yolcularıyız diye. Biz seninle hiç benzeşmiyoruz. Seninle benim kaderim hiçbir zaman bir olmadı, olmayacaktı. Nasıl dönecek, korkmayın bundan gayrı. Aziz geldi. Mustafa! Hemen bir yere yatıralım. Aziz yok. Yavaş, yavaş. Şu yatağa. Yavaş. Azime! Azime! Çabuk git. Su getir. Benzin bir şeyler getir. Nasıl oldu bu? Sınırda askerler bizi fark ettiler. Mustafa! Ateş açtılar. Aziz nerede peki? Aziz bizi korumak için askerleri peşine taktı. Aziz ne yaptın sen? İyi de bir şey olmadı da gelecek birazdan da abi gözünü seveyim bir şey de. Ben de bilmiyorum bacım. Bilsem söylemez miyim? Ne yazık ki Aziz'in akıbeti belli değil. Aziz ne yapacaksın sen? Tamam Mustafa. Ben gidip hemen bizden bir hekim getireyim. Çabuk olun ne olur. Kahretsin erzaklar. Erzak. Sınırda silahları teslim ederken Türkiye'den erzak yardımı teslim aldık. Eğer o erzakları bir gören olursa hepimiz kendimizi ipin ucunda buluruz. Buradayım Mustafa.
Selim benim. Al bakalım şunu. Sana ilaç getirdim. Biraz uyumana yardımcı olur. Heder ettin kendini hadi. Çok canım yanıyor deri bu. İçim kavruluyor. Biliyorum. Aziz öldü dediklerinde. Aynen böyle kavruldu benim içimde. Ama geçecek. Hadi biraz uyumaya çalış ne olur. Gel bakalım. Hadi gel. Gel biraz uyumaya çalış ne olur. Buradayım ben. Yaşta hala sana kaderini yaşadım bahtsız kuzum. Allah sabır versin Maksude. Halacığım yapma öyle. Bak Maksude bir de seni böyle görmesin lütfen. Adem. Gün geçmiyor ki Paydar ailesinin gençleri bir skandala imza atmış. Bu olay elbette duyulacak. Maksude'yi bu saatten sonra hiç kimse almaz. Bu kadar acının içinde lafına iki de çıngırak takıyorsun ya Handan pes sana. Halacığım sakin. Ben olacaktır söylüyorum Nigar Hanım. Gencecik bir insan öldü. O sabiler ortada kaldı. Derdin bu mu? Sende hiç mi vicdan yok? Elbette üzülüyorum. Nice insanlar ölüyor. Açlık var, harpler var. Olan geride kalanlara oluyor. Yalan mı? Mustafa mevzu kapandıktan sonra herkes Maksude'yi konuşacak. Cümle aleme rezil oldu. Bana bak Handan alırım seni ayağımın altına şimdi. Hala sakin olur musun? Sakin ol halacığım gel. Nurhan Hanım. Gel halacığım tamam sakin. Yaramızı kanatırken nasıl sakin olayım? Hala. 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 Yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Otur. İyi iyi. Nasıl? İlaç verdim. Uyuyor biraz. İyi. Merak etme Maksude iyi. İyi olacak hala. Adem Bey, Aziz Bey aşağıda sizi görmek istiyor. Hala nasıl bu eve gelebiliyor? Hala, 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 hala. Anne sus, 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 sus. Tamam, tamam. Bak Maksude uyuyor şimdi. Uyuması çok iyi bir şey. Gücünü toplasın. İyi olacak Maksude. Sen sakin ol, ne olursun. Aziz. Ne oldu? Maksude nasıl? Çok üzgün. İlaçlarla ayakta durabiliyor. Mustafa'nın yokluğuna alışmak hepimiz için zor olacak. Yani aramızdaki husumeti biliyorsun. Ama inan ki ben de çok üzüldüm. Lakin şu an mevzumuz bu değil. Başımızdaki beladan nasıl kurtulacağımızı düşünmemiz lazım. Pierre senin bir işler çevirdiğini biliyor. Yani sınırda olanları öğrenmesi an meselesi. Silah kaçırdığımızı anlayacaklar. Anlasa tespit edemez. Ya erzaklar? Onları bulursa her şey öğrenmiş olacak. Ben de tam bunun için geldim buraya. Erzakları saklayacağım. Aziz bu şehirde o kadar erzağı saklayacak güvenli bir yer yok. Senin evinde dahil. Nereye saklayacaksın atölyeyi mi? İlk bakacakları yer orası olur. Kıtlık olan bir şehirde o kadar erzağı nereye saklayacaksın? Seninle alakası olan herkesin evini arayacaklardır. Herkesin değil. Bu şeride bakmayacakları bir tek yer var. Amcamın atölyesi. Aziz. Aziz çıldırdın mı? Böyle bir şey olmayacak. Biz daha fazla boşa karışmayacağız. Adem. Karışacağınız kadar karıştınız zaten. Mustafa o erzakları onu öldü. O erzakları muhafaza etmek zorundayım. Aziz yapma sen çıldırdın mı? Aziz bak işler iyice çığırından çıkıyor. Biliyorum. Senin için zor bir karar. Ama yardımına ihtiyacım var. Akşama kadar düşün. Meyhanede olacağım.
mümkün değil. Bu delilik. Eğer o erzaklar babamın atölyesinde yakalanırsa sen bizim başımıza neler geleceğini tahayyül edebiliyor musun? Mahvoluruz İlva, mahvoluruz. Biliyorum, biliyorum. Aziz'in istediği şey çok tehlikeli ama bunu yapmak zorundayız. Ben zaten Aziz'e yeterince yardım ettim. Babamdan hakkını alması için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Yarın zaten ihale sayesinde her şeyi geri alacak babamdan. Ne ihalesi? Halı ihalesi. Babam Aziz'in kazanmasını sağlayacak. Galip Bey neden böyle bir şey yapsın ki? Onun Aziz'in kaybetmesini istemesi gerekmiyor mu? Aziz'in atölyesi artık benim. Ne? Hisselerini bana verdi. Yani geri vereceğim tabii. Ama babamı ikna etmek için böyle bir yol bulduk. Yoksa babam bana güvenmezdi. Aziz bu kadar güvendi sana demek. Güvendi. Güvendi ama... Yani bu erzak işine artık karışamayız. Biz bu duruma karışamayız Yeruba. Hadi gel otur şu tamam. Sakin ol. Otur. Bir nefes al. Bir nefes al bir. Heh. Bak şimdi. İstesek de istemesek de biz bu mevzunun içindeyiz artık. Bana bak. O silahlar evden çıkarılırken biz oradaydık. O erzakları sen kendi ellerinle taşıdın. Aziz tutuklanmasın diye mecbur kaldım Yeruba. Bu saatten sonra ben onlara yardım edemem. Etmek zorundasın. Değilim zorunda. Etmek zorundasın. Maksude'ye bunu borçlusun. Maksude'nin sevdiği adam o erzaklar için canından oldu. Eğer Maksude adının lekelenmesi pahasına sustuysa... ...sen de bunu yapmak zorundasın.